Evet, şimdi sizinle normal doğum sonrası karşılaşabilecekleriniz durumlar nelerdir onları konuşalım. Evet, hastalar normal doğum sonrası normal doğum yapmak için bana geliyorlar. Çok da keyifli. Ben doğurtuyorum. Ben kendime normal doğum yapmış bir doktor olarak. Normal doğumu destekliyorum. Ama unutmamız gereken şeyler var. Normal doğum sonrası bir kere yarı yarı enfeksiyonuyla karşılaşabilirsiniz. Alt bölgeye dikişleriniz olabilir. Ve bazen bunların efekti olabilir. Açılabilir yarı yarı. Bunlar karşılaşabileceğimiz ve görebileceğimiz olaylar. Tabii bu karşı tarafın artık nasıl baktığıyla alakalı birazcık. Hani siz dikiyorsunuz falan ama karşı taraf çok bıkınıyor, çok kabız kalıyor veya çok zorluyor kendini. O zaman da böyle şey, bu durumlarla karşılaşabiliyor. Ve de diğer tarafında normal doğum şey gibi görürler. Ay muhteşem, hemen ayağa kalkacağım falan. Yani ağrı olur bir tık. 10 güne kadar ağrı olması doğaldır. 10-15 güne kadar dikişe batması, ağrıması. Kendim aynı şeyleri çektim. Ama hastalar bu tarafını unutuyorlar. Yani doğum yaptık, o hiçbir şeyim yok falan. Böyle kalkamazsınız. Sonra yani 10. güne kadar hafif böyle yana duracaksınız. Biraz batabilir. Ağrı kesici almanızı öneririm. Kremler uygulayabilirsiniz o bölgeye. İdrar kaçırmanız olabilir. İlk bir 15, 10-15 gün. O zaman idrarınızı tutup bırakacaksınız. Tutup tutup bırakacaksınız. Bu böyle ilerler. Sonra gaz kaçırabilirsiniz doğumdan sonra 15 gün boyunca. Ama bu hani sizin doktorunuz yapabileceği bir şey değil. Bu doğum sonrası karşılaşabileceğiniz bir durum. Normal doğum sonrası. Yani tabii ki benim gibi çok hastam oldu ve gereksiz böyle saçma sapan şeyler, işte gaz kaçırdım, siz bana normal doğum yaptırdınız. Yani normal doğum yaptırtana kadar peşimden ayrılmıyorlar. Normal doğumu yaptırtın, yaptırtın diye. Doğuruyor, karşılaşabilecek, alt bölge kasları gevşek çünkü doğumdan sonra. Gaz kaçırmaya başlıyor, sonra saçma sapan böyle suçlamalara giderler hastalar. Buradan söylüyorum, normal doğum sonrası idrar da kaçırabilirsiniz, gaz da kaçırabilirsiniz %3 oranında. Yani bunları bilerek doğuma girin. Bunlar hiçbiri de olmayabilir, gayet rahat. Hafif bir ağrı kalarak, dikişlerin batması kalarak da doğum sürecinizi atlatabilirsiniz. Doktoru suçlayarak, siz şöyle yaptınız, siz böyle yaptınız diyerek herhangi bir yere varamazsınız. Çok değerli hastalarım. Yani bunlar da en güzel yaklaşım, doktorunuza güvenmeniz ve doktorun sizin için doğrusunu yaptığıdır. Tabi ara ara hastalarında bunu anlatırken aklıma geldikçe böyle bir sinirleniyorum ama normal doğumu öyle hani güzeldir, öneririm ama karşılaşabileceğiniz durumları da bilin. Mesela bebek için en çok neyle karşılaşabilirsiniz biliyor musunuz? Allah göstermesin. Çok iri doğumlarda, hadi öngörülemez diyeyim yani. Omuz takılması. Bazen fıstık gibi doğum yaptırırsınız. Çok kiloludur gebek. Bir şey olur anne, popoda mesela idrarıyla ilgili bir şey yaptırır. Siz o bebeği omuz takılması olmadan doğurtturmuşsunuzdur. Ama panikler böyle. Size söylemediği saçma sapan laflar söyler. İşte idrarımı tutamıyorum falan. Yani seninle 3-8-3-9'u doğum yaptırmışım. Hiçbir